Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için sevmenin fazileti, önemi yani. Sevgi kalpten gelen bir duygu. Bunun tabi sebepleri çoktur. İnsan iş icabı, şunun bu nedeniyle sevebilir. Fakat bunların bir sevabı olmuyor tabi. Eğer bir kimse bir Müslüman kardeşini Allah için sevebilirse, kolay değil tabi. İnşallah konumuz bunun önemi, fazileti. Hadis-i şerif okuyor önce inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, selâsün, üç şey var ki mekûne fîhî, kim de bu işe bulunursa becerede bihinne halâvetil imâni. O kimse bunlarla imanın tadını kalbinde bulur. İmanın tadını kalpte tatmak mı derler? Halâvet tatlı bir şey anlamına geliyor. Tatlı bir şey. Şimdi damak tadı var tabii. Damak tadının özelliği başka. Bir de görmen de tadı var. Bazen deriz ya, ne tatlı rengi var deriz. Tatlı renk. Bir şeyin rengi tatlı, güzel oldu mu rengi, göz bundan hoşuna gider. Hatta ses bile. Ne güzel tatlı sesi var deriz. Bunu da kulak duyar. Bir de imanın tadı var. Bu tat kalıcı ama. Kalıcı iman tadı var. İşte demek ki üç şey var. Kim de bunlara bulunursa bu kimse imanın tadını tadabiliyor. Şimdi bu üç şeyin ikisini kısa geçeceğim inşallah. Birincisi Allah Resulullah'ı her şeyden fazla sevmek. Yani bir konuda Allah'ın emri varsa, Resul'ün emri varsa bütün dünya bir tarafa kul bununla tecrübe gerekiyor. İkincisi ki bugün konumuz ilgili vel yuhibbel mer'e bir kimseyi sever la yuhibbuhu illa lillah. Bir kimseyi sever ama yalnız ancak Allah için sever. Demek ki bir kimse bir Müslüman kardeşini tanısın tanımasın. Hatta uzakta bile olsa, görmediyse bile bir kimse Müslüman kardeşini Allah için gönlünden, kalbinden severse bu kimse o anda imanın tadını kalbinde tadıyor. Üçüncüsü de kısa kısayım inşallah. Bir insan sapık yoldayken, dalarteyken imanın tadını tadar da, yani İslam'ı yaşar da sonra bu kişiden korkması gerekiyor. Ya Rabbi nasip ettin bana bu yolu, bu yoldan düşmeyeyim diye korkması gerekiyor. Demek ki bir kimse bir Müslüman kardeşini hiçbir karşılığı beklememeksizin, bir çıkar olmaksızın Allah için severse o kişi o anda imanın tadını kalbine tadıyor. Yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi, o imanın tadı kalbinde tadıyor. Yine hadis-i şerife geçiyorum inşallah. Hadis-i kutsi bu. Bu da Müslim, Sahih Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّا تَعَلَى يَكُولُ Allah-u Teala buyuruyor. Eğer bir sözler, kelam sözler, peygamberimize aitse, bunlara hadis-i şerif deniyor. Eğer peygamberimiz Allah böyle buyuruyor diye Kur'an dışında bize söylerse bunlara da hadis-i kutsi deniyor. Hadis-i kutsi ile ayet arasında bir fark var. Kur'an ayetlerinin hem oradaki sözler, kelimeler hem anlamı Allah'a aittir. Peygamberin görevi
bunu cebine alıp aynen atarmaktır. Hadis-i Kürsi'ye gelince buradaki mana, anlam Allah'a aittir. Peygamber'in gönlüne bu anlam verilir. Peygamber bunu anlatırken buradaki kelimeler Peygamber'e aittir. Yakul, Allah Teala buyuruyor diye Peygamber Hazretleri. Yakul yevmel kıyameti. Allah Teala Mevlamız, Rabbimiz kıyamet gününde şöyle buyuracak kıyamet gününde. Yani nedir buradaki kıyamet anlam? Kabirlerimizden kalktığımız günde muhteremler. Yani insanlığın en korkunç, yalnız kaldığı an o zaman böyle. O anda. Şimdi dünyada mesela Allah korusun İslam ülkelerini, dünyada deprem olurken bile yine insan yakınlarını hatırlar. Yardımcı olmaya çalışır. Ama mahşer gününde nefsi İşte o gün Allah-u Teala buyuracak, اَيْنَ الْمُتَحَبُّونَ بِجَلَال۪ي اَيْنَ الْمُتَحَبُّونَ بِجَلَال۪ي buyuracak Rabbim. Celalim hakkı için birbirini sevenler de birbirini sevenler. Bak, Allah'ın azameti için, kudreti için, Allah için birbirini sevenler. Nerede bunlar? Meryem olacak mahşerde. اَلْيَوْمَ İşte bugün bela bulacak. Zillühüm onları gölgelendireceğim. Buraya gölge himayeme, korumamı alacağım anlamına geliyor. Bu mecazidir. Türkçe bu konuşulur. İşte filanın gölgesine sığınıyor filan denir böylece. Bu Allah'ın himayesine korunmasına sığınanlar. Allah-u Teala buyuruyor. Eliyemme işte bugün mahşer gününde, kıyamet gününde اُضِلُّهُمْ onları gölgeme himayeme alacağım. فِي ظِلِّي يَمْنَا اِلَّا ظِلِّي bugün Mevlam buyuracak, başka gölge yok, başka koruma yok Peygamber'den, Allah'tan başka. Kıyamet suresinde bir iki ayet okuyun bu konuyla ilgili muhteremler. Mahşer ilgili. Kıyamet suresi ayet 10-12'de. Rahim. يَكُولُ الْاِنْسَانِ يَوْمِ اِذِنْ يَكُولُ diyecek, insan diyecek, o günde, kabirden kalkıldığı günde, kabirden kalkıldığı günde, sur üfürülüyor. Yer gök, tabi bu sayısal bir rakama girmez de, örnek olarak, yani katrilyonlarca atomumuzu patlıyor sanki böyle. Yer gök muazzam sarsılıyor, gürültüyor. Kabirden kalkıyoruz orada, ana baba gününde. İnsan diyecek ki o günü orada, eynel mefer. Kişi bakacak ki, yer gök paramparça olmuş. Sarsılıyor, muazzam korku gününde, eynel mefer. Nereye kaçacak yer, nereye kaçacak? Nereye sıraya bir yer var mı? Kella, hayır. La vezer, yok orada. Yani kimsenin kaçacağı sığınağı yok orada. İlâ rabbike yevmizinil müstakar. Ancak Rabbine kişi sığınacak, ancak istikrar, kurtuluş yeri orada olacak. İşte mahşer gününde hiç kimsenin farz olmayacak o günde, kabirine kalkıldığı günde. İşte o gün Rabbim buyuracak, o gün Rabbim buyuracak, benim celalim hakkı için, yani benim için Mevla buyuracak, birbirini sevenler nerede? Onlar çıksın bakalım şöyle, onlar Mevla buyuracak, özel himayeme, koruma alacağım Mevla buyuracak mahşer gününde. Demek ki Allah-u Teala'nın en iyi amellerin biri de budur. Bir kimse Allah için sevdiği kişiyi dünyada yüzle görüşemese, göremese bile o kişiyi. Mesela bir insan duyar,
İşte filan kişi Allah için şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor, şöyle Müslümandır, böyle tek var, salih derken. Ama uzaktır, onunla kişi görüşememiştir. Onu Allah için seviyorsa, ne olacak buna bak muhteremler? Hadis-i Beyhaki'de, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, lev enne abdeyni tehabba fillahi, birbirini Allah için seven iki kul. İki kul. Tabi erkek olsun, kadın olsun. Vahidun fil maşrıkı, biri doğuda. Ve aharu fil mağribi, biri batıda. Yani biri dünyanın bir ucunda, öbür dünyanın bir ucunda. Hele o günkü imkanlarla tabi görüşmeleri imkansız bir mesele. Ama bunlar birbirini sevmişler Allah için dünyada. Duymuşlar isimleri birbirine, sevmişler. Leyecme Allah beynihuma yevmel kıyameti. Allah Teala Mevlamız o mahşer günü ikisini bir araya getirecek. Yekulü. Bu diyecek ki Rabbim bunlara hazellezi künte tuhubbi fiyye. Bak diyecek Rabbim sen bunu benim için seviyordun. İşte bu din kardeşim yok. Verecek. Yine mahşer gününde sıra mizanın kurulmasına terazi. Tabii mali bir terazi. Oradaki sevaplar cisim bir nur olacaklar. Günahlar da bir zulümat olacak orada. Mahşer gününde sıra amellerin tartılmasına geldiği vakit. Tabii orada her birimiz orada teker tek o hayatı yaşayacağız orada. Bir kul gelecek ki mahşer mizana gelecek. Günah sevabı eşit durumda. Bunların durumunda olacak Araf var, Araf. Ne cennet, ne cehennem arada kalacak. Böyle. Bu konu geçmiş daha önceden burada. Bir cennete bakacak, ah ya Rabbi, oraya girsem. Yüzü cehenneme çevirecek, ama beni buradan koru ya Rabbi. Yani korku ümit arasından böyle bir zaman kalacak burada. Şimdi bir kişi gelecek mahşerde, mizan başına gelecek, sevapları, günahları eşit tam denk geldi. Yani dünyada iki rekat namaz kılsa imiş ya da bir Fatih okusa imiş, yani bir şey yapsa imiş, sevabı ağır gelecekti. Yapamamış ama. Demek günah da işlemiş, günah da eşit geldiler. Diyecek ki bu kul, ya Rabbi, ne olur Rabbim, bana izin ver Allah'ım. Beni doğuran annem var. Beni büyüten babam var. Evladım var. İşte kızım, oğlum var. Kardeşlerim var. Amca, dayım, teyzem var da var. Ne olur ya Rabbim, bana izin ver de gideyim onlara dolaşayım. Birer zerre, birer damla sevabı bana verseler yeter, kurtarır beni. Rabbim peki kulum git al bakalım. Diyecek. Önce annesine gelecek. Anne, anne, anne. Günahım sevabım eşit geldi. Cennete giremeyeceğim. Giremeyeceğim. Anne, sen beni 9 ay karnına taşıdın. Bana 2 yıl süt verdin. Uyumadın, beni uyuttun. Yemedin, bana yedirdin anneciğim. Ne olur anne, bana al bir sevap ver. Annesi yüzüne dönecek, dönecek. Oğlum, o dünyadaymış onlar. Bak burada cehennem ateşini saçıyor, bak. Yani ne olacak? Annesi yüzüne bakmayacak. Babasına gidecek, oğluna gidecek, kızına, kardeşine. Kimseden kimseye orada bir de sevap yok. Artık tabii çaresiz, boynu bükmüş, bitkin bir halde. Her şey bitmiş artık orada. Bir şey eline gelmiyor. Giderken mezan başına Allah için dünyada sevdiği din kardeşi bunu görecek orada mahşerde. Onun hesabı görülmemiş. Diyor ki kardeşim ne oldu? Çok üzgünsün böyle. Ne oldu? Ah kardeşim sorma. Durum böyle böyle işte. Bir zere sevap bulamadım. Niye bana gelmedi ya? Ben seni Allah için seviyordum. Allah sevgisi kesilmedi, dünyada bitmedi ki. Gene mesela Allah için seviyorum kardeşim be ya.
Senin yanmana o cehennem alevine ben razı olamam kardeşim. Allah aşkına seviyorum ben seni. Al ismine sahap vereyim diye. Buna bol bol sahap verecek. Alacak bu sahapları. Bir tane gelecek. Tabi sahaplar çok ağır gelir şimdi. Buraya ki Rabbim meleklere ayrın bakalım bunu ehli cennet fırkasına. Yani felüke fil cennet. Ayrın bakalım oraya. Bu arayacak o tarafa şimdi. Hep oradakiler ehli cennet olanlar şimdi böyle. Hep iyiler tabi böylece. Bu orada dururken aklına gelecek. Benim o Allah sevdiğim kardeşliğim bana çok çok sevap verdi. Ya onun sevabı yetmezse, o cehenneme giderse, orada yanarken cehennemde, orada zekkum yerken, hamim suyunu sıcak suyu içerken orada bağırsa parçalanırken, ben cennet nimetini ne yapayım? Gönül razı olmuyor. Çıkıyor oradan, bu da cehennem tarafından çıkıyor böyle. Melekler dur ne diyorsun? Diyor, durum böyle böyle. Diyor ki melekler, ya Rabbi kulun çıkıyor oradan, son bakayım niye çıkıyor Rabbim şimdi bunlara? Konuşmak için böyle. İşte ya Rabbi durum böyle böyle. Buraya ki Rabbim, ey benim kulum, sen onu sırf benim için sevdin. Yani. O da seni benim için sevdi. İkinizi affettim. Öbür hesap görülmeden af olacak. Cennete gidecekler muhtemelen böylece. Demek ki Allah için sevmenin dünyadaki ilk özelliği kişiyi kalbinde imanın tadını tadıyor böyle. Allah bundan çok razı oluyor. Allah bunu seviyor. Bir de mahşer gününde annesi o yüzüne dönerken, kaçarken kendisinden, demek ki bu kardeşi ne yapacak buna? O da sevabından bol bol verecek muhteremler. Yine hadis okuyun bu konuda. Hadis Ebu Davud'da. Enne rüculen kâne indi nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden biri, isim bu da hasse verilmiyor, sahabeden biri peygamberin yanında duruyormuş. Femerre rüculün bihi. Yoldan geçen biri bunun yanına uğruyor. Daha peygamberi görüyor, bunun yanına gelip uğruyor. Peygamber konuşuyor. O kişi gidiyor. Fekale. Şimdi diyor ki, kim diyor? Peygamber yanında duran kişi şimdi. Öbürü orada gitti. Peygamber duran kişi diyor ki peygamberimize ya Resulallah diye. Ey Allah'ın Resulü. İnni lehubbü hâdâ. Ya Resulallah ben şu kişiyi Allah için seviyorum diyor. Ben şu kişiyi Allah için seviyorum böyle diyor. Bak işaret-i hâdâ diye böyle. Peki aleyhisselatü vesselam peygamberine şöyle dedi şimdi böyle. E alem tehü onu Allah için sevdiğini ona söyledin mi? Ona bunu bilir haber var mı bunlar? O söyledin mi buna? Kale la. Hayır sevmem ya Resulallah. Kale e alemü ona bunu bildir. Bildir. Felehikahu bu kişi hemen arkasından gitti. Hızlı gitti. Koştu neyse ona yetişti. Yetişti. Fekale. Dedi ki o kişi şimdi inni uybüke fillah. Arkada ben seni Allah için seviyorum dedi kendisine. Haber verdi böylece. Fekale bakın ne cevap verdi, ne cevap verdi. Ehabbeke Allah. Allah da seni sevsin. Ellezi ahbebte lehü. Sen beni o Allah için sevdin. Allah da seni sevsin dedi. Demek ki bu adı şerife göre bir kimse beni Allah için seviyorsa eğer yakındaysa görüşebiliyorsa ona bunu söylemesi de gerekiyor. Öbürü ne yapması gerekiyor? Allah da seni sevsin diye kısaca söylemesi gerekiyor buna. Bir de burada peygamber bir uygulaması var bu konuda. Yani sevdiğini söyleme konusunda peygamber uygulaması Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bu da Ebu Davud Nisai'de. Şimdi hadis-i şerifler bir sözde olur. Kabili deniyor bunlara. Peygamber şu yapın demiştir. Hatta bazı peygamber yapmamıştır onu böyle. Ama peygamber yapın demiştir. Mesela ezan okun bak. Sünnettir.
Peygamber ezan okumadı, hayat okumadı. Ama ezan oku diye buyurdu. Kavli, sözü böyle. Bir de fiili deniyor, fiile. Peygamberimizin yaptığı bir hal. Bu nedir? Bu daha kuvvet olmuştu tabi. Peygamber Aleyhisselatı bir gün Peygamber Aleyhisselatı Hazretleri sahabeden Hazreti Muaz bin Cebel'in eli tuttu. Muaz bin Cebel muhteremdir. Muaz bin Cebel. Kendisi Ensar'dan. Ensar yani Medine yerlisinden. Henüz daha Peygamber Mekke'de Medine gelmeden önce Müslüman oldu. 18 yaşında, genç yaşında herhalde Müslüman oldu muhteremler. Ve ikinci akabiyattan bulundu kendisi de. Bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tuttu. Ve kale. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz, ey Muaz, vallahi innehu büke. Bak, ya Muaz, vallahi Allah'ım ederim ki inni ben leuhibbuke, seni Allah için seviyorum buyurun muhtemelen. Peygamber. Tabi Hazreti Muaz için bu şeref muhtemelen böyle. Bir Resulullah, Allah'ın Resulü muhtemelen bak. Elini tutuyor, elini tutarak kendisi söylüyor. Ya Muaz, vallahi ben seni Allah için seviyorum diyor muhtemelen peygamber. Sümme usike. Sonra sana bir de peygamber buyurdu, sana bir de tavsiyem var. Özel bak. Hazreti Muaz'a peygamber özel tavsiyesi için buyurdu. Bunu dikkat edin bu tavsiye işte Allah. Ya Muaz. Ey Muaz peygamber buyurdu. La tede anne sakın terk etme. Fi dübürü küllü salatin her vakit namazdan sonra dua ederken bunda okumayı sakın terk etme, bırakma buyurun muhterem peygamber. Kısa bir şey böylece. Ne bunlar? Tekrar edersin. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Bu tabi çok önemli muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tutması, elini avucuna alması. Sonra ona peygamberimizin ya Muaz Allah için seviyorum peygamber buna yemin etmesi. Arkada Hazreti Muaz'a özel bir tavsiye bulunması. Ya Muaz sakın namazlardan sonra bu duayı okumayı terk etme. Buna devam et bunu terhamdülillah. Namazdan sonra dua ederek okunması dua ederken böylece. Çok kısa bakınız. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husn-i ibadetik. Anlamı da şu muhteremler. Allahümme, ey Allah'ım Celle Celaluhu, Rabbim Allah'ım. E'inni, bana yardım et. Bana yardım et Allah'ım. Ala zikrike, seni zikretmekliğim üzerine. Seni zikredebileyim. Bana yardım et. Yani kalbimden o iman nuru fışkırsın. Allah sevgisi kalbimden fışkırsın. Allah'ım seni zikredeyim. Ve şükrüke ve senin de nimetine de şükredeyim ya Rabbi. Ve husn-i ibadeti. Bir de ibadetlerimi de güzelce yapayım ibadetlerimi. Yani Allah'ın zikrine devam etmekte. Tam buradaki zikir böyle kalpten nasıl bir yerden su fışkırır. Memba. Bir havuza dışarıdan su doldurulursa ne olur? Üç gün sonra o su bozulma başlar, kokuşma başlar muhteremler. Ama yerden menba suyu fışkırdı mı, fışkırdı mı böyle, devamlı taze, canlı, soğuk, tatlı böyle böylece. İşte Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek de böyle gönülden fışkırırsa böyle. Yani kalpten dile gelse. Bir var, yanı dil söyler. İkincisi dil söyler, kalbe de iner. Üçüncüsü kalpten fışkırır. O zaman ne olur? Kul hiç farkında olmadan Allah hepsi kadar böyle. Tefekkür Allah hepsi kadar böylece. Ve bir de şükretme Allah-u Teala Mevlamıza. Allah'a şükür, şükür, şükretme Allah-u Teala Mevlamıza.
İki arkadaş varmışlar. Biri Allah şükredermiş. Yani başına ne gelirse gelsin, hatta başına bir felaket de gelse yine Allah şükredermiş. Öbürü buna kızarmış. Bir gün gider ki bunların yoldan bir at. Onun tabii araba yok. At. Atın nalı bir taşa birdenbire çarpıyor. Arkaya atın, böyle çarpıyor atın nalı, demir tabii. Taşı fırlatıyor. Taş da bu kişinin yanına geliyor. Allah şükreden yanına geliyor böyle. Tabii fırlayınca, sert kılayan taş, köşeli taş demek gibi de, yanına bunu yarıyor. Böyle. Yanına yarıyor, kan akmaya başlıyor. Bu elini şey yapıyor, sana çok şükür Rabbim Allah. Allah'ım sana şükür olsun diye Allah şükür baktı. Arkadaş artık kızıyor. Diyorum bu da ne be ya? Baksana diye. Artık diyor, bak sana taş geldi. Yaranı yardı, canını acıttı. Buna şükür olur mu diyor. Gülüyor. Ya bu taş diye gözüme gelseydi diyor, gözüm çıkabilirdi böyle. Çok şükür yanıma gelmedi. Bir yana geçse gene gelmedi böyle. Demek ki felaket de olsa değil mi? Beteri de olabilir muhtemelen. Olabilir. Peygamberimizin tabi sevdiği kişiler yanılmaz değil muhtemelen böylece. Bir hadis-i daha okuymuşlar bu konuda. Hadis-i şerif Tirmizi İbn-i Hacı'da ve Hakim'de. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâh Teâlâ emrenî. Resulullah buyuruyor, Peygamber buyuruyor. Allah bana emretti. Peygamber, Allah emretti. Bihubbi erbaatin. Dört kimseyi sevmemi Allah bana emretti buyurur. Özü ilah emir bakınız. Ve ahbereni ve Rabbim bana haber de verdi ki ennehü yuhibbühüm. Allah da onları seviyor bak. Allah bana emret dört kişi sevmemi Allah bana emretti. Allah bana haber verdi. Allah bu dört kişi çok seviyor. Allah seviyor. Allah seviyor böyle. Ne mutlu mu? Allah seviyor kişiler böylece. Kim bunlar? Ali yeminhum. Ondan biri Hazreti Ali peygamber. Hazreti Ali. Demek Allah onu seviyor. Peygamber buyurdu onu sev derdi böyle. Ve Ebu Zer. İkincisi Hazreti Ebu Zer. Ebu Zer Gıffar kabilesi yani Gıffar Hazretleri ki peygamber buyurduğu gibi Ebu Zer yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Yalnız. Öyle oldu. Yalnız yaşadı. Yalnız da öyle. Kimse yok yanında. Rebze denen bir köyde. Orada son zamanında orada yaşadı orada. Orada öldü. Ama Allah'ın sevdiği kul. Vel Miktat. İşte Miktat. Miktat bin Esved. Peygamber Ensar'dan bu da, Medine'den bu da. Bu da Peygamber'in sancaktarı. Savaşlarda çok gençti kendisi de. Yavuz gençti kendisi. Çok mücahitli cihatlarda peygamberin sancağı bu taşta çok zamanlar böyle. Şu anda kendisi Şam'da muhtemelen türbesi ve mezarın başında o sancak duruyor muhtemelen. Şam'da böyle şey. Şam'ın merkezinde bir cami var, meşrit var. İsmi de Sancaktar Camisi. Şam'da merkezde muhtemelen. Böyle dış avlunun içine girerken hemen karşıda ilk başta mezarı türbesi var. Sonra sol tarafı cami giriyor böyle şey. Mezarın başında da o sancağı duruyor kendisine böyle. Dördüncüsü de ve Selman, Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi muhtemelen. Tabi hepsinin ayrı bir özelliği var. Selman Farisi İranlı yani anlamına geliyor. O zaman İran devleti Mecusi'ydi. Sasani devleti yani. Mecusi ateşperestti bunlar böylece. Hadis Selman genç yaşında ateşe tapınmayı gönlü kabullenemedi. Ateşinde bir varlık yanıp sönüyor. İnsanlar bunu yakıyorlar bunu. Bu maaş ilah olur böyle. Gerçi aramaya kalktı. Henüz daha peygamber meydan çıkmış da. Bazı rahiplere gitti. Allah için böyle köşe kenara gitti. Ve sonra oradan duydu ki onlardan son peygamberim yaklaştı diye. Böyle. O işareti rahibin biri o Mekke'den çıkar böyle. Bu da bir kafileye takıldı. Medine'ye gitmek üzere. Buna ihanet ettiler. Bunu külede sattılar kendisi muhtemelen.
bir Yahudi aldı kendisini, işte köleş oldu derken böylece. Elhamdülillah Medine'ye kavuştu, Peygamber'e kavuştu kendisi muhteremler. Daha bunun dışında da Peygamberimizin sahabelerin hepsi Peygamber'in ayrı bir özelliği vardı sevme konusunda. Tabi bu sevgi farklıydı. Bir örnek daha vereyim. Amr bin As Hazretleri. Amr bin As denir. Amr bin As Hazretleri Hendek Savaş'tan sonra Müslüman oldu. Denirler. Arap dahilerinden yani üstün bir zeka sahibi böyle. Kendisi Arap Yarımadası'nda o dönemde ismi geçen böyle. Çok üstün bir zekalı dahilen kendisi. Bu Hendek Savaş'tan sonra Müslüman oldu. O zamana kadar Peygamberimizin en azı düşmanlarına da kendisi muhteremler. Hiçbir zoramı yokken hem de döneminin yıldızının en parlak döneminde Halid bin Velid ile beraber bunlar Mekke'den kendilerine Medine'ye geldiler. Müslüman oldular muhteremler. Bu Müslüman olunca Peygamber buna sancağı verdi. Peygamber bunu bir birliğin başına komutan emri tayin etti. Bunu bir yere gönderdi. Bu da Peygamberimizin kendisine sancağı vermesi, kendisini o birliğin başına emir komuta tayin etmesiyle beraber bu şöyle zannetti. Demek ki Peygamber en çok beni seviyor dedi. Çünkü bunun emir altında Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir de vardı emir altında. Yalnız burada bunun tabii anlamadığı bir konu var. O anda Peygamberimizin uygulaması şuydu muhteremler. İş ehline vermek. Bu kişinin savaş taktiğinin stratejisinde o gün için çok özelliği vardı kendisine böyle. Yani bir anda planı değiştirir, başka bir taktiğe girişirdi. Öyle özelliği vardı kendisine böylece. Demek ki Peygamberimizin bu uygulamayı da taktik, taktik burada iş ehline vermek. Bu savaş dönüşünde Medine'ye gelince oturup Peygamber önüne bir Peygamberimize baktı şöyle. Yani baktı. O anda bir de gönlüne baktı ki o anda en çok sevdiği varlık Resulullah. O anda anladı bunu efendim. Kendine ağlama başladı. Ben nasıl dedi yıllarca bunu düşman kesildim. Karşı cephede savaştı bununla. Yani kendine ağlama başladı, üzüldü. Ve Peygamber'e sordu şimdi bu. Ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun? Yani kendisini seviyor zannetti bu. O inançta, o ihtimalle sordu. Ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun? Peygamber şöyle buyurdu. Ayşe'yi. Bu dedi ki, sümme ya Resulallah, sonra kimi seviyorsun? Acaba ikinci benim olurum derken. Peygamber diyor ki, Ayşe'nin babasını, Hazreti Bekir'in efendisi. Sonra, Batik en sonra kendini kalacak, sonra sustu muhtemelen efendisi. Şimdi Müslümanların birbirine sevmelerindeki durumu. Hadis okuyacağım inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari Müslim'de hadis-i şerif. Yani en sahih hadis-i şerif. Peygamberimize bazen bizlere bir örnek vererek anlatır bazı konulara. Anlaşılması kolay olması için. Bakınız Resulullah şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri. Mesel müminine meselül müminine müminlerin misali örneği. Fî tevâdihim birbirini sevmelerinde ve terâhumihim birbirine merhamet etmelerinde, şefkatte ve teatufihim birbirine yardımlaşmalarında. Neye benzemiyor? Üç şey var böyle. Birbirini sevmelerinde, birbirine acımalarında, merhamet etmelerinde, birbirine yardımcı olmalarında. Meselün cesedi bir bedene benzemiyor. Beden gibi de böyle. Müslümanlar.
İzeşteka minhu uzun, bendeki bir ağza, bir organ rahatsızlandı mı? Rahatsızlandı mı? Tedaalehu sacise diye. Bedenin bütün diğer organları hepsi buna yardıma koşarlar. Bir seheri vel humma. Uykudan terk ederler, ateş gibi yanarlar, yardıma koşarlar. Şimdi bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem üstünde var. Yani en sahih hadis-i şerif. Burada Peygamber bize burada şu konu burada böylece. Demek ki müminlerin durumu bir bedene benziyor. Bedendeki bir organ bir yer ağrıdı mı, rahatsız oldu, şikayet oldu mu, bütün beden buna koşuyorlar. Mesela kişinin gözü ağrıyor. Efendim kulak bana demiyor. Değil mi? Ayak bana demiyor. El de yana yardıma gidiyor, ayak yardıma gidiyor, her şey yardıma gidiyor böyle şey. Neresi ağrıyorsa. İnsanların da aslında birer hücreye benzetecek insanları, Müslümanları da. Her Müslüman da bir hücre dersek. Çünkü beden neden bedene geliyor? Hücrelerden. Hücrelerin birleşimiyle dokular bedene geliyor. Dokuların birleşimiyle de organlar bedene geliyor. Organ da birleşiyor organlarda. Bunlar sistemler. Mesela solunum sistemi, sinir sistemi gibi böylece. Şimdi şöyle diyelim muhteremler. Her Müslüman ferdi olarak, kişi olarak hücre hükmünde. Eğer beden hücreden bedene gelmiş olsaydı demek ki Müslümanlar tek tek yaşayabilirlerdi. Ama tek olmuyor. Mutlaka ne oluyor? Bir araya gelip hangi hücre bedene geliyor? Aynı cins hücreler bakmıştır. Aynı cins hücreler birleşip örgümeye getiriyorlar. Demek ki Müslüman ne geliyor Müslümanlara da? Cemaatler buradan geliyor. Cemaatler böyle. Yani Müslümanlar tek başına bunalırlar, çalışamazlar muhtemelen. Şeytan kapar, nefis kapar, şu olur, bu olur. İnsan bunalır. Ne gerekiyor? Bir cami yapılırken bile önce bir dernek kuruluyor. Bir dernek kuruluyor. 3-5 gibi araya geliyorlar. Demek ki her konuda ufak büyük bir cemaatler. Şimdi bu cemaatler işte birer organ. Organlar nasıl meydana geliyor? Aynı cins hücreler birleşir muhteremler. İşte cemaatler budur muhteremler. Aynı yapısal kişi olanlar böyle. Yani ruhsal yapıları aynı olanlar. Kişiler ne yapıyorlar? Bunlar birleşip böyle İslam ve cemaat meydana geliyor böylece. Zaten İslam için çalışanlar günümüzde cemaatlerdir muhteremler böyle. Yani cemaat olmasa İslam Allah'a korusun daha geri gider böyle. Yani cemaat İslam çalışan bunlar da bu şekilde. Yani ne farkı var ki eğer bir organ en üstün benim diye kenar tutarsa beden gider muhteremler. Mesela kalp. Mesela kalp efendim ben bunun başı benim. Hayatım benim derse ne olur? O zaman beden ölür muhteremler. Evet kalp en başta o gelir. Ama eğer burun olmasa, kişi solunum yapamasa, oksijen gelmesinde olur, kalp yanı durur bak muhteremler. Bu ne gibi muhteremler? Mesela kişi gözünü göremese, göz mesela, göremese, dese kişinin göz kulağı, ben senin üstünüm derse olur mu? Olmaz muhteremler. Eğer bir insan doğuştan sağır da olsa, kişinin bir de dilsiz oluyor. Konuşamıyor muhtemelen. Konuşamıyor. Demek ki kalp de lazım, beyin de lazım muhtemelen, göz de lazım, böbrek de lazım, ciğer lazım, mide de lazım. Hepsi lazım, lazım, lazım. Ne oluyor bunlar? Bunlar birbirine yardımlaşıyorlar muhtemelen. Burun havayı alıyor, gırtlaktan, nefes borusundan akciğer de muhtemelen. Ne yapıyor? Alıyorlar, kanlar alıp bunu hücreye dağıtıyorlar bu şekilde. İşte kan dolaşımı oluyor, kalbe temiz kan geliyor, beyne temiz kan geliyor böylece. Mide ne yapıyor? Efendim eğer mide çalışmasa ne olur? Bedenle kan tükenir gider. Beden ne yapıyor? Gıda alıyor, buna sindiriyor böylece. Mideden, ince bağırsaktan bu sindirilen ne yapıyor? Bedene şey diyor, kan dönüşüyor bunlar böylece. Eğer kanın bağırsak olmasa,
Çalışmasak, kalın bağırsak ne olur muhteremler değil mi? İnsan işte doğru piştikleri, insan zehirlerine gider bu. Yani kalın bağırsak lazım, ince bağırsak lazım böyle, mide lazım, ağız lazım, tükürük bezi lazım, bebek de lazım, dalak da lazım, karaciğer hepsi lazım muhterem bu şekilde. Demek ki Müslümanlar, İslamiyet'teki cemaatler de, yalnız haklı benim, en üstün benim demeseler de, her biri bana bu görev verildi deseler muhterem değil mi? Mesela gözün görevi nedir? Gözün görevi değil mi? O biliyor görevini. O kulağın içine karışmıyor böylece. Kulak görevini biliyor, kalp görevini biliyor, akciğer görevini biliyor, mide görevini biliyor. Ancak bunların birleşimiyle, çalışma sistemleriyle hayat devam ediyor muhteremler böyle. İnşallah ülkemize de, İslam ülkeleri hepsi inşallah Teala muhteremde, inşallah cemaatler böyle bir Allah için severler muhteremler. Allah için severler. Sonra adı cemaatimiz, bir insan belli bir grupta olup da yalnız gruptakilerini severse Allah için değil muhteremler. Nedir? İster kendi grubunda olsun, ister kendi cemaat olsun, ister baş cemaat olsun, ister cemaati olmasın. Bir kimse ne yapacak? Bir kişiyi Allah yolunda görüyorsa onu Allah için sevecek muhteremler. Allah için bunu sevecek. İnşallah bu Allah sevgisi İhlas da böyle samiyetle oturursa yerine muhteremler ve bütün cemaatler de bir organ gibi, yani din bedendir. Din bedendir böyle. Her biri Allah için dine çalışırsa, yeter ki bir insan kurtulsun gelsin, batatan çıksın, haramı terk etsin, bir kızımın başını örsün, namaza başlasın, ama efendim benim grubum ve senin grubum olmazsa şart değil muhterem bu şekilde böyle. Şimdi Müslümanların birbirini sevmesi ne gerekiyor? Sevmesi birbirine gelmesi böyle. Yani hangi cemaat olursa olsun böyle, bütün Müslümanların birbirini sevmesi ne gerekiyor acaba? Yani bunun çimentosu nedir acaba? Bir araya getireceğim. Adı şerif Müslüm'de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ki Allah'ından çok çok razı olsun muhtemelen. Allah'ın sevsin, peygamber daha sevsin işte bakalım inşallah. Elhamdülillah her şeyi bize açıklamış o kısa dönemde. Her şey muhtemelen bakınız. Peygamber şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerine, hadis-i şerif Müslüm'de. Vellezi nefsi biyedihi. Bakın. Vellezi nefsi biyedihi. Nefsim, yani hayatım, canım. Elinde olan, yani kudretli olan Allah'a yemin ederim. Çünkü hayatımız Allah'ın elinde muhtemelen. Onun emrinde, onun tasarrufunda böylece. Yaratır, yaşatır, ağlatır, güldürür. Bakın peygamberi başlıyor sözüne. Vellezî nefsi biyedihi. Lâ tedhulü cennete hatta tü'minû. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor bakın. Sizler İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman şartı. Bazı derler işte, Edison şunda bunda insanlara faydası olmuş, şu bu olmuş. Yok muhteremler böyle. Eğer bir kişi iman etmeden ölürse, ahlakı iyi de olsa, il açık da olsa, insanlara faydası da olsa cennete giremiyor. Ama yaptığı iyilik de boşa çıkmıyor ama. Ne oluyor bunlar? Cehennemde azabı hafifliyor bak muhteremler. Allah'ın bu adaleti muhteremler. Yani bir gayrimüslim, Müslüman olmamış. Olmamış. Ama kimseye karışmıyor. Gerçekten ahlak iyidir, şu bu iyidir. O durumda ölürse ne oluyor? Demek ki cehennemde girecek oraya ama azabı hafifliyor. Hadis-i şerif bir şey alıyor baştan inşallah. Peygamber buyuruyor. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu. Sizler
gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe. Nedir imanın başı? Amenü billah. Allah iman. Allah iman başı muhtemelen. Allah birdir. Allah vardır muhtemelen. O'dur yaratan. Onun böyle bir şekilde. Allah iman. Demek ki Müslümanlar Allah için birbirini sevmeyince gerçek imana da kavuşamıyorlar. Bir Müslüman diğer Müslümana çekemezse, ona kızansa, bir gün bir evliyanın yanında bir Müslümanın biri diğer Müslümana beddua ediyor. Ondan bir zarar görmüş. Haklıymış kendisi de. Ondan bir zarar görmüş. Onu görünce geçerken bir evli orada oturuyormuş arada. O kişiye arkasından beddua ediyor. Evlullah dur diyor böyle. Dur ne yapıyorsun? Yani bana böyle böyle yaptı. İyi ama diyor bak diyor, senin diyor peygamberin onu kurtarmaya çalışıyor diyor böyle diyor. Peygamberin görevi bütün insana kanat açmak. İnsan kurtarmak böyle bak böyle diyor. Peygamberin diyor onu diyor denize düştüğünü fark ediyor. Farz ediyor ben. Denize düşmüş yüzmeyi bilmiyor. Çırpınıyor diyor. Şu anda peygamber sağ olsun ne yapar? Peygamberimiz onu oradan çıkarmaya çalıştır. Sen sonra tekbir vurursun bunu. Olur mu böyle benim muhteremler? Bakın muhteremler. Allah'ın şefkati muhteremler. Demek ki bütün Müslümanlar böyle. Yani ayrı cemaat olabilir, ayrı grup olabilir. Efendim bir üstünüz meselesi aslında doğru değil muhteremler. Bunu Allah Teala bilir muhteremler. Allah Teala bilir. Ne gerekiyor? Allah bana bunu nasip etmiş diye öyle çalışsan, çabala muhtemelen. Çalış çabala orada. Yeter ki İslam'a uygun olsun kişinin meşrebi. Peygamber hadisi devam ediyor burada. Peygamber şöyle buyuruyor. Size bir şeyi bildireyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirini seversiniz. Evşü selame beynekum. Sonlarım. Aranızda selamı çok yayın bollaştırın. Çok çok selam verin. Çok selamlaştırın. Nedir selamı? Selam. Demek ki nasıl ki zinaya giden yol gözle başlıyor. Yani bir insan gözle başlayın bir haram varama bakma başladı mı tabii ne yapar? Gönlü oraya meyleder. Yani zinaya giden yol gözden başlıyor. Demek ki Allah için sevmenin yolu da neyle başlıyor? Selamla başlıyor. Selam muhtemelen. İnsan Müslüman'ı görünce ne gerekiyor? Selam. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Peki efendim ben verdim ama almadı selamımı. Almasa sonra melek alıyor muhtemelen. Bak melek alıyor muhtemelen. Melek alıyor selamı. Almayan kini kaybediyor bu şekilde. Bunun için demek ki Müslüman'ı kenarına böyle bol bol selamına gerekiyor. Bu selamı yaygınlaştırmak gerekiyor böylece. Gönülleri birbirine bağlayan manevi bağ, işte bu selam böyle. Demek ki selamlaşınca ne oluyor? Tabii bir veriyorsun, iki veriyorsun, bir tanışma oluyor. Kişi bakıyor, hep bu kişi bana selam veriyor diyor. Tabii bu arada bir de güler yüzle, böyle tatlı dille, özel bir görünüm ile kişi bir selam verince, tabii karşıdakinin dikkatini çekiyor bu. Hoşuna gidiyor. Karşıdakinin. Hoşuna gidiyor tabii. Ve aleyküm selam. Bakıyor ve aleyküm selam derken tabii bir gün karşılaşıyorlar. Derken musafa oluyor. Bir konuşma oluyor. Arada bir sevgi olur muhtemelen bir şekilde böylece. Demek ki bu yolu buradan geçiyor böylece. Sohbetin başında Hazreti Muaz bin Cebel Hazretleri geçmişti. Yani Peygamber ona sevdiğini söylemişti. Hazreti Muaz bin Cebel'e. Onunla ilgili yine hadisi okuyorum inşallah burada. Revan Malik. Ebu İdris el-Havlan denen kişi. Tabiinden. Ebu İdris el-Havlan. Havlan
Şam'ın bir köyü. Yani Havlan'dan mensup olan bu kişi Şam'a geliyor. Şam'a geliyor. Şura buyuruyor bu kişi, tabiinden kendisi. Bu zat da Havlan olan kişi de muhteremler tabiinden de Şam'ın en alimlerinden Ebu Derda'dan sonra çok ağlayan kişi mi muhteremler? Çok ağlayan kişi mi böylece? Allah korkusun Allah muhteremler. Yani Allah'ın beni mahsaba çekecek derken hatırlayınca bunu yani Allah huzurunda hesaba çekileceğim. Böyle. Allah bana her şeyim sonra deyince korkudu ağlamıyor böyle. Çok ağlayan kişi kendisi böyle. Allah'tan korkan kişi, çok namaz kılan kişi, alim kişi kendisi de. Bu gençliğinde köyden kalkıyor, Şam'a geliyor. Şam mescidine geldim diyor. Hadisi okuyorum başını yukarısını da uzun olduğu için özet yapıyorum. Bu Şam mescidine gelince bakıyor bir yığın bir kalabalığı görüyor. Toplanmışlar büyük bir kalabalığı görüyor. Bazı konular konuşuluyor. Orta bir genç görüyor. Çok yüzü güzel, yüzü nurlu, böyle gülümseyen sürekli nurlu bir genç görüyor. Nerede bir ihtilaf oldu mu konuda buna soruyorlar. Bu onun için cevap veriyor, işte hallediyor. Hekime teslim oluyorlar. Bu da soruyor yanında birine. Kim bu kişi? İlk defa onu görüyor. Bu Peygamberimizin sahabelerinden Muaz bin Cebel diyor muhteremler. Bu da Peygamberimizden sonra oluyor muhteremler. Yani Peygamberimizden sonra gelen kişilere tabi'in deniyor. Yani Peygamberimizi göremeyenleri, göremeyip de sahabeye görenlere, onun sohbetine gelenlere tabi'in deniyor. İşte tabi'inin gözleştiği kurumuyordu muhteremler. Neden? Peygamberimizin hayatı yakın oldukları halde göremedikleri için muhteremler. İşleri yanıktı tabi'inin. Gözleştiği kurulmaz onların böyle işe. O imkan kaçırır derden. Bu şimdi bakıyor biri genç, güler yüzlü, yüzü nur gibi, yüzü parlıyor bu şekilde. Genç kendisi de her şey bana soruluyor. Herkes bana teslim oluyorlar. Kim bu? Bu Resulullah'ın sahabelerinden Muaz bin Cebel diyorlar. Karşıdan işleri Hazreti Muaz'a bakıyor bu mübarek zat. O anda kalbi, gönlü Allah için seviyor Hazreti Muaz'ı seviyor. Çok seviyor kalbi. O an tabi yanaşamıyor yanına tabi. Sohbete araya girmek istemiyor da. Ben diyor yarın sabah erkenden sabahımıza geleyim diyor. Yani sabah ezanı okumadan çok önce. Erkenden sabahımıza camiye geleyim. Dışarıda bekleyeyim. Bu geri zaman önüne çıkayım ve diyor ona Allah için seyirimi söyleyeyim diyor şimdi bu. Eğer sabahtan çok erken namaza geliyor, camiye geliyor. Ezanı çok önce geliyor. İşte giriyor bakıyor. Hazreti Muaz işte namaz kılıyor. Hazreti Muaz'ın namazı da çok çok muhtemelen farklı namaz kılardı böyle şey. Hatta Yemen'de vali iken, konu biraz sonra geleceğim inşallah, Yemen'de vali olduğu zamanlar, oradaki bir halk grubu, cemaat, bunu Medine'ye şikayete geldiler. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı, namazını. Neden? Ya Resulallah, sabahımızın bir rekatında Sûre-i Bakara okuyor, Bakara'yı. 2,5-3 yüz bir rekatına böyle şey. Öyle Kur'an okuyorken tabii kendisi. Bu mübarek zat ne yapıyor? Hazreti Muaz namaza görüyor. Oturup bekliyor. Şimdi namazı biter diye. Bitiyor bitmiyor. İki rekat bitmiyor namazı tabii böyle şey. Bekliyor. Namazı bitince ön tarafından gittim diyor böyle şey. Selam veriyor. Ve aleyküm selam. Ya Muaz. Ben seni Allah için seviyorum. Sevdim diyor. Bunu sahabeyle sana geldim böyle. Allah için ben seni sevdim. Bu sahabeme geldim diyor. Bakın Muaz bunu iki sefer soruyor Hazreti Muaz. Allah'ı. Allah için yani böyle. Allah için beni sevdin. Bak hayret hep soruyor. Allah için beni sevdin. Devam. Allah evet Allah'ı sevdim böyle diyor. Tekrar soruyor. Allah'ı. İki hemze onun için çekiyorum burada ayı burada. Namazı çekilmez Allah'ı böyle çekilmez. Allah'ı yine soruyor. Allah için beni sevdin. Evet ya Muaz, seni Allah için sevdim bakınız. Yani kolay dinlemek istiyor muhtemelen. Kolay dinlemek istiyor. Tutuyor Hazreti Muaz bunun elbisesinden,
bunu yanına çekiyor. Otur bakalım böyle diyor. Ve burası okuyayım hadis-i şerifi inşallah muhteremler. Fiyenin Resulullah Aleyhisselam diyor ki ben diyor Resul'dan işittim diyor. Yani peygamberin mübarek ağzından dinledim, duydum. Şimdi hadis-i şeriften bazen semiyotu gelir. Peygamberden işittim. Bazen de an derler. Anin nebiyye, peygamberimize böyle buyuruyor. Bu nedir? Semiyot olunca daha sağlam ulaşıyor böylece. Diyor ki semiyotu. Ben peygamberimizden kulağında duydum. Yakul. Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i şerif bu da. Kutsi bu da. Katala. Allah da buyurdu ki peygamber buna buyuruyor. Vecebet mehabbeti. Allah Teala buyuruyor. Hadis-i kutsi'de. Vecebet mehabbeti. Benim de muhabbetim vacip oldu. Gerekti artık. Nedir muhabbet? Sevgim. Allah Teala benim de onları sevmem vacip oldu. Bu yani gerekti artık. Kesinleşti. Kimler için? Limütahabbine fiyye. Benim için sevenleri onları ben de severim. Yani burada vecebe geliyor. Onları ben de kesinlikle severim. Vel müticasine fiyye. Benim için bir araya gelip oturanlar. Topluma bir araya gelip oturanlar. Onları sevmem bana vacip oldu Allah buyuruyor. Vel mütebazine fiyye. Benim için birbirine ikramda bulunanlar. Buyurdu ben işte. Demek ki muhterem cemaatimiz Müslümanlar Allah için birbirini sevince Allah da onları seviyor muhtemelen. Hep burada Mevlam vecebe buyuruyor ki yani artık kesinleşti Mevlam buyuruyor. Kim benim için birbirini severlerse onları severim. Benim için bir araya gelip toplananlar, oturanlar onları sevmem vacip olur Mevlam buyuruyor. Benim için bir araya gelip birbirini ikramda bulunanlar onları sevmem buna vacip olur muhtemelen. Şimdi biraz daha şey yapayım inşallah. Hazreti Muaz'la ilgili muhteremler. Çünkü Peygamberimizin öyle özel olarak kendisini sevdiğini bildiği bir sahabe. Muaz bin Cebel muhteremler. Ne yazık ki çok genç yaşta vefat etti muhteremler kendisi böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetimden helalı en iyi bilen içinizden Muaz'dır buyuruyor. Ümmetten, ümmet sahabe içerisinde helal ile haramı en iyi bilen içinizde Hazreti Muaz'ı buyuruyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatındayken yani Peygamber'in son yıllarında muhteremler 9. yılında yani hicretin Yemen fetholunmuştu. Yemen o zaman İslam ülkesine katılmıştı. Peygamberimiz oraya ilk olarak vali atayacak, gönderecek. Yemen ilk olarak İslam'da bir ülkeye oraya bir vali atanacak orada. Genel vali olacak orada. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı oraya gönderdi. Muaz bin Cebel'e gönderdi peygamberi. Onu gönderdi. Hem onlara Kur'an öğretmesi için, yani Kur'an ahkam öğretmesi için kendisini Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı oraya valilik atadı. Bu peygamberimiz ya Muaz binene bin, atına bin. Tam Muaz yanında arkadaşları da var. Daha bir çekecek, oraya gidecekler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz yalın ayak yani ayağında bir pabuç yok. Peygamberimiz yalın ayak Hazreti Muaz'ı uğurluyor. Hazreti Muaz'ı at üzerinde Peygamberimiz yalın ayak yerde Peygamberimiz'e onu uğurlamak için çıktı. Hazreti Muaz şaşırdı. Ya Resulallah ya sen de bir ata bin ya bir ineyim. Ben atayım, sen yürürsün yarısı, olmaz. Peygamber diyor, hayır Muaz. Sen inme, ben de binmeyeceğim. Benim de ayaklarım biraz Allah'ım da tozlansın. Ayaklarım Allah'ım tozlansın, ayaklarına bir yaptım. Peygamberimiz binmedi muhteremler, Muaz'ı indirmedi böyle. İndirmedi, Peygamber uğurluyor kendisini. Peygamber çok sevdiği kendisini uğurlarken, artık vedalaşma anı geldi. Arayacaklar. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz, umarım
Bu senin benim son görüşüm bu şu anda. Son görüşümüz bu. Sen tekrar Medine'ye dönünce artık beni sağ bulamayacaksın. Ancak benim meşrime geleceksin, benim kabrime dedi geleceksin. Buyurdu. Tabi onda bir dostu ne yapardı muhtemelen? Ne yapardı böyle şey? Bir peygamberden ayrılıyor, artık onu göremeyecek. İnsan tabi çıldırıyor onda kişi böylece. Gitmeyeyim diyemez ama emir Resul'dan geliyor. Hasmat birdenbire başladı ağlamaktır. Ama hıçkırarak böyle. İç yandı böylece. Peygamber bakıyor. Artık o nur yüzü göremeyecek artık. Tabi bize göre peygamberi görmüş görmemiş belki haşa yani belki bir önemsenmez gibi olabilir bizim için ama sahabeler onu daha bilir muhtemelen. Sahabelerin hayat kaynağı, ruhsal kaynakları, feyizleri peygamberimiz muhteremler. Ruhsal kaynakları, hayat menbaları peygamber muhteremler. Her bir sahabe gece sabah erkenden kalktı muhteremler, meşte koşar, sağdara koparlar bu şekilde böylece. Koparlar böylece. Neden? Peygamber namaz kıldığında peygamber böyle sağa dönerdi, yan dönerdi peygamberlece, tam düz dönmezdi, yüzü sağa geri böylece. İlk kim gelirse sabahtan meclise Medine-i Münevvere'de önce sağ taraf dolardı böylece. Peygamber dönünce bizi görsün muhteremler. Yani sahabeler yaslamazdan görüyorlar peygamberimizi. Sohbetini dinliyorlar, dinliyorlar. Fakat bir geceye zor geçiyorlar peygambersiz. Onda aldıkları feyiz, ruhsal zevk, hayat böyle onlar şimdi böyle. Bu şekilde. Hazreti Muaz tabi duyunca, alınca bu konuyu, ya Muaz, bu sene bizim son görüşümüz bu. Dönünce artık beni göremeyeceksin. Ancak meşrime geleceksin, kabime geleceksin. Hasıma çıldıracak o da böyle. Kışkırağı ağlamaya başladı böyle. Ağlamaya başladı. Peygamber yürü git dedi bu şekilde. Ve gerçekten de öyle oldu muhteremler. Peygamberin son görüşü oldu böylece. Sonra da Peygamber vefatını Yemen'de haber aldı kendisi. Tabi görevini bırakamıyor. Sonradan kendisi geldi. Medine'ye geldi ama peygambersiz Medine kapkaranlık muhteremler. Öyle geliyor onlara böyle. Peygamber iki canını sevre muhteremler. Bir evliya değil. Ya, peygamber. Peygamberin de hatemi. Peygamber, hatemi son peygamber. En üstün peygamberler böyle. Peygamberi Medine'ye geldi. Daha Medine'ye böyle giriyor tabi. Peygamberimizin olmadığını biliyor. Daha Medine'ye girerken yüzün çöktü. Sanki Medine'ye kara bulutlar kaplamışlar. Güneş kaybolmuş artık. Kalmış böyle. Ağlı Medine'ye girdi. Meşte geldi. 15'te değil ki ama şimdi. Nuru parlayan, feyiz parlayan. Gerçi sahabeler hayatta sahabe. Hazreti Bekir'de hayatta muhteremler. Ama peygamber yanında onlar da bir gene sönük kalınlar. Tabi duramadı Medine muhteremler. Medine duramadı. Ve cihada gitti kendisi. Şam tarafına gitti. Orada da taun denen hastalık. Yani veba hastalığı salgın hastalığı çıktı orada böylece. Veba hastalığı çıktı böylece orada. Önce oğlu öldü muhteremler bakınız. Bu da çok ilginç bunların baba oğlunun konuşmaları şimdi muhteremler konuşmaları. Bu veba hastalığı, salgın hastalık, bunu genelde fare taşır, kemirgenler. Yani fare bu hastalığı taşır muhteremler. Yalnız tabii fare insana geçmez bu fareden böyle şey. Nasıl ki insana geçer bu? İşte farenin kanı emen. Sinektir, şudur, budur, kenedir, piredir. Kim ki vebalı farenin kanını emdi mi, bu mahluk insana kondu mu, iki insanın buradan aşıyı, bu hastalığı taşır buraya. Salgın, birden öldürücü bir hastalık tabii kendisi de bu. Bu hastalık çıktı Şam civarında. Hazreti Muaz baktı ki oğlu da bu hastalık ağır yakalandı. Oğlu da artık son demlerinde. Gözü onun kapalı, artık canı çekmiş oğlu bu şekilde. Geldi oğlunun yanına gelince gözünü açtı oğlu muhtemelen. Bakın oğlu şunu ayet ile ona bazı cevap verdi.
El hakku min rabbike fela tekim minel mümterin dedi oğlu, bu kadar. El hakku min rabbike, hak Rabbindendir. Bu ayet okum böyle. Sakın kuşlan olma baba yani böyle. Adalet ile budur, kadere budur, hak Allah'tandır. Allah böyle dilemiştir, yani anlamı taşıyor böylece. Oğlu bunu okudu, Hazreti Muaz da şunu okudu. İnşallah ben sabirin, yani ben inşallah seteci dünayetin başına var, İnşallah beni sabredici bulursun. Yani ben sabredim, inşallah okudum, oğlu vefat etti muhteremler. Ertesi günü de Hazreti Muaz hastalığa hafif yakalanmıştı. Ertesi günü de Hazreti Muaz da ölüm halinde kendisi muhteremlerdi. Hazreti Muaz da. Artık hastalığı tamamen kendisini sardı. Artık ölüm halinde, sanki yarı komada göz açıyor kapıyı falan derken, bakın muhteremde aynı ibareyi aldığım andan böylece, çok beni duygulandı da böylece, Hazreti Muaz son bir gözünü açtı muhteremde. Tabi yanında kalabalık cemaat, kendisini hayranları, sevenler, Allah için seven, ağlayanlar etrafın toplandığı başında. Son gözünü açtı, şunu söyledi bakın. Feve izzetike ente talime. Bakınız. Bu ayet değil bu. Hazreti Muaz'ın sözü. Febe izzetike, Rabbim senin izzetin hakkı için yemin ediyorum Allah'ım. Ente talimü, sen biliyorsun ya Rabbi, enne kalbi yuhibbüke, kalbim seni seviyor Allah'ım. O anda Hazreti Muaz'ın kalbi öyle yanmış ki Allah'a yanmış. Allah aşkına kalbi öyle. Allah diye kalbi yanmış bergamadı. Böylece o anda gözünü açıyor. Ve dedi, ya Rabbi, azametine yemin ederim ki izzetine, sen bilirsin ya Rabbi, kalbim seni seviyor Allah'ım, sana bir kavuşayım diyor. Ve kendimi şahide getirip, böyle kavuşayım muhterem kendisine böylece. Şu anda kabri şerifleri Ürdün sınırında kalıyor muhteremler. Allah'ın da razı olsun inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.